Herkes dolar 20-30 lira olacak derken saraydan kimsenin beklemediği bir hamle geldi. Dövize endeksli mevduat herkesi şok etti. Paketin açıklandığı ilk günde dolar 18 liradan 12 liraya kadar indi. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirleri başlıkları ile ifade etmek istiyorum. Dövize endeksli mevduat nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine şapkadan tavşan mı çıkardı? Dolar ve altın düşmeye devam edecek mi? Döviz kurları planlı bir operasyonla mı yükseltildi? İddiaları teyit eden gelişmeleri hatırlayalım. Doların 12 lirayı geçtiği günlerde Ankara'da çarpıcı bir diplomasi hareketliliği vardı. Erdoğan, 15 Temmuz'un finansörü olmakla itham ettiği Birleşik Arap Emirlikleri ile barış anlaşması imzaladı. Yetmedi, 15 milyar dolarlık yatırım anlaşmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında petrodolar boru hattı döşendi. Batan geminin malları satılacak, bavulla gelen dolarlar yüksek kurdan mı bozulacaktı? Doların ateşi Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından gönderilen paralarla mı söndürülecekti? Vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyor. İddialar havada uçuşurken Erdoğan asimetrik bir karara imza attı ve dövize endeksli mevduat döneminin başladığını ilan etti. Dövize endeksli mevduat kısa sürede sokakta karşılık buldu. Malatya'da davullu zurnalı halaylar bile çekildi. Dövize endeksli mevduat tam olarak ne anlama geliyor? Zamanlaması ve sunumu kısa vadede bir çare olduğu izlenimi uyandırsa da nihai fatura kime kesilecek? Anlamak için soralım. Dövize endeksli mevduat hesabı nasıl açılacak? Dövize endeksli mevduat ya da kur garantili TL mevduat hesabı bütün bankalarda açılabilecek. Katılım bankaları dediğimiz faizsiz bankacılık hizmeti sunan bankalar da katılım hesabı olarak, katılım payı olarak bu DEM hesabını müşterilerine açabilecekler. Bunun için sadece müşterinin bankasıyla temasa geçip yeni DEM mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış mevduat sözleşmelerini imzalamak ve bu hesabı belirlenen müşterinin istediği tutarda dolar endeksli TL tutarlarını yatırmakla uygulama başlamış olacak. Dövize endeksli mevduat için hazine garantisi vermek mevzuata aykırı mı? Hükümet kanun çıkarmalı mıydı? Mevzuata aykırı değil çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın hem kuruluş kanunlarında hem de Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun ilgi alanındaki, yetki alanındaki bankacılık kanununda bu menkul kıymet ve türev ürünler geliştirme yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi hem Hazine Bakanlığı hem Merkez Bankası'na tabii hükümetin kararıyla, yürütmenin kararıyla böyle bir yetkiyi vermiştir. Ancak kanun çıkmasa bile bu mevzuatta yapılacak değişiklikler daha önce kamuoyunda tartışılarak, müzakere edilerek bankacıların, piyasaların, akademisyenlerin, iktisatçıların ve yine vatandaşın da görüşlerini, muhalefet partilerinin de, sivil toplum kuruluşlarının da değerlendirmelerini, eleştirilerini içine alan bir en geniş katılımlı bir müzakere döneminin ardından böyle bir karar alınsaydı, takvim baştan belirtilseydi, herkes buna göre hazırlık yapsaydı çok daha demokratik, çok daha şeffaf, çok daha katılımcı bir karar alınmış olurdu. Herkes dövize endeksli mevduat hesabı açtırabilir mi? Herkes açtırabilir. Bunun için herhangi bir sınır, tahdit söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, hatta aynı zamanda Türkiye'de yerleşik yani ikamet iznine sahip olan yabancılar da bu hesabı açtırabilir. Bunun için sadece ve sadece bankaya gidip sözleşme imzalayıp bu hesabı açtırması yeterli olacak. Dövize endeksli mevduat tüm bankalar için uygun bir hesap türü mü? Kamu özel ayrımı olmalı mı? Kamu özel ayrımı olmayacak. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar DEM hesabı açabilecek. Böyle bir ayrım olsaydı serbest piyasaya da aykırı olurdu. Kamu bankalarının lehine ya da aleyhine, kamunun zararına ya da lehine bir
durum olurdu. Bu açıdan bütün bankaların ve gecikmeli olarak katılım bankalarının da bu sistemin bir parçası olması son derece adil bir, adaletli bir çözüm olmuştur. Dövize endeksli mevduatla politika faizinin aşağı çekilmesi kolaylaşır mı? Politika faizi dediğimiz Merkez Bankası'nın haftalık repo faizi, bankaları fonlama, bankaların bu şekilde Merkez Bankası'ndan para alıp kredi ve diğer bankacılık faaliyetlerinde kullanması için Merkez Bankası'nın ödediği faizi kastediyoruz. 16 Aralık 2021 tarihli Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından alınan karar çerçevesinde güncel politika faizimiz %14'tür. Her ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanıyor. Ocak ayındaki toplantıda bu oran değişmezse %14 olarak devam edecek. Değişirse de o oran DEM hesapları için esas teşkil edecek. Politika faizini düşürür mü? Muhtemelen önümüzdeki günlerde dövize talebi azaltacağı için DEM hesapları Merkez Bankası belki de kuru bugünkü seviyenin çok altına inmemesi için daha ihracat açısından dezavantajlı bir duruma düşmemesi için yer yer politika faizini indirmek durumunda kalabilir. Dövize endeksli mevduat başarılı olduğu takdirde ekonomi düzlüğe çıkar mı? Tek başına DEM üzerinden ekonominin düzlüğe çıkması mümkün değil. DEM'in hedef aldığı politika alanı döviz kurlarındaki yükselişi, ani ve sert yükselişe engel olmak, bunu dengeli bir seviyeye çekmek ve fiziki yerli Türkiye'deki yerli şahıs ve şirketlerin fiziki döviz talebini, kaydi döviz talebini en asgari seviyeye indirerek onların kur farkı üzerinden elde etmeyi bekledikleri getiriyi hazine garantisiyle teminat altına alıp TL olarak sunmak, bu açıdan kur tarafında en azından şu ana kadar birkaç günlük dönemdeki etkisinin bu hedef doğrultusunda olduğunu görüyoruz. Yani döviz kurları dolar 18.50'den 11 liranın altına kadar geriledi. Euro 21 liraya yaklaşmıştı. O da 13 liraya doğru geriledi. Bu böyle devam ederse en azından piyasalarda, döviz piyasalarında istikrar sağlanabilir. Ama bunun arkasından diğer politikaların, hukuk, demokrasi ve diğer konulardaki Türkiye'deki geriye gidişi durduracak adımların atılması lazım. Ancak mevcut iktidarın böyle bir adım atacak ne bir düşüncesi ne de böyle bir gayreti var. Kur oynaklığı ezberinden sonra piyasada dövize endeksli mevduat üzerinden TL'ye güven sağlanır mı? Bir ölçüde sağlanabilir çünkü kurdaki yükselişin durması ve geriye doğru kurların gerilemesi, hatta belli bir süre yatay seyretmesi yatırımcı davranışlarını derinden etkileyecektir. İnsanlar sonuçta döviz çok yukarı gidiyor, param elimde, tasarruflarım eriyor, hemen döviz alayım, altın alayım. Çünkü döviz kurlarına bağlı olarak içeride gram altın fiyatları, 24 ayar altının fiyatı da artıyordu. 1100 liraya kadar gelmişti. 1100'ü bile geçmişti. Doların rekor kırdığı dönemde 20 Aralık'ta gram altın fiyatı da 1100 liraya geçmişti. Ama en son 700 liranın altına geriledi. Kur geriledikçe altın da geriliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bir anlamda bütün parametreleri en azından kısa vadede değiştireceğini görüyoruz. Dediğimiz gibi diğer politikalarla bu desteklenmezse maliye reformu, eğitim reformu, hukuk reformu, yargı reformu, tam bağımsız mahkemeler, ki bunların artık mevcut başkanlık sisteminde hayal edilmesi bile mümkün değil. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dudağı arasında bütün kararlar, tıpkı bu DEM'de hiç kimsenin haberi olmadan bir anda, bir akşam açıklandığında kamuoyunun haberi olduğu gibi pek çok kritik kanun ya da düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor ve hiçbir şekilde kamuoyunun ikna olup olmadığına bakılmaksızın Erdoğan istiyorsa çok kısa sürede bu kararlar yürürlüğe giriyor. Bu yönüyle birebir Türkiye ekonomisini düzlüğe çıkaracak mı? Hayır, çıkaramaz. Türkiye'nin kronik ekonomideki problemleri maalesef Türkiye'nin dışarıdan doğrudan yabancı sermaye çekmesine imkan bırakmamaktadır. Ve Türkiye'nin kendi içinde yetiştirdiği en iyi kadroları, beşeri sermayesi
Türkiye'de gelecek göremediği için yurt dışına gençler, üniversite mezunu gençler, hatta akademisyenler, mühendisler, nitelikli kadrolar yurt dışına göç ediyor. Hayatını dışarıda başka ülkelerde sürdürmek istiyor. Böyle bir göç esnasında Türkiye'de kalıcı bir iyileşme, ekonomide kalıcı bir toparlanma, işsizlikte kalıcı bir düşüş beklemek mümkün değil. Göreceli olarak bir dönem kur düşünce, akabindeki dönemde enflasyon biraz gerileyecektir. Ama en küçük dışarıdaki bir sarsıntı ya da içerideki bir belirsizlikle kur tekrar yukarılara doğru hareket edecektir. Bu müdahale onun hızını kesse de kurun tamamen böyle aşağıya doğru 7-8, 7-6-5-4 liralara doğru gerileyeceğini iddia edenler de yine hayal kuruyorlar. Ancak 20 lira, 30 lira, 50 lira olacak diyenlerin de tezinin tutmayacağını da artık kabullenmemiz lazım. Yani devlet sonuçta yeni bir dönem başlatmıştır ve bu müdahale ilk safhada etkili olmuştur. Bundan sonra da zaten TL'yi teşvik edici diğer adımlar, dövizden caydırıcı, bunu politika setini tamamlayıcı kararlar yeni sonuçlar doğuracaktır. Bu açıdan kurda maceraya, dövizde kimsenin maceraya girmemesinde fayda var. Burada taşlar yerine oturana kadar oynaklık devam ederken almamak, düştüğünde gerekirse kur garantisini görüp ilerideki yükseliş hesaba katarak deme geçmek, deme hesabı açmak. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En azından kur farkı olmasa bile ana paranızı günün sonunda, vadenin sonunda alacaksınız. Yatırım çağrısı yapmakla hazine garantili dövize çevrilebilir hesap uygulaması başlatmak çelişir mi? Çelişmez, çünkü yatırım yapmaktan kasıt reel sektörün ihracata dönük, üretime dönük yatırım yapması için teşvik sistemini geliştirmek. Bu üretim tarafını, diğeri tasarruflarla ilgili, yani şu anda hükümetin uyguladığı döviz endeksi mevduat paketi tasarrufların değerlendirilmesine dönük, yani iç tasarrufları dövizde değil de TL'de tutabilirsek, dolayısıyla buradaki vatandaşın elindeki dövizi, şirketlerin elindeki dövizi Merkez Bankası rezervlerinde daha rahat kullanabilme imkanımız olabilir. Bununla ihracatımızı, bununla Türkiye'nin risk artırabiliriz. Türkiye'nin risklerini, Türkiye'nin dış faizini, içerideki faiz, hazinenin iç borçlanma faizlerini düşürebiliriz şeklinde bir hedef. Bu aslında birbirlerinin zıddına ya da birbirini ile çelişen kararlar değil, tam tersi birbirini destekleyen kararlar olduğunu söylemek lazım. Hazine garantisi mevduatı olmayanların cebinden mi ödenecek? Sonuçta hazine halkın vergileriyle, halkın vergilerini kullanıyor. Yani bütçede toplanan vergiler gelir kaleminde faiz ödemeleri ya da diğer kamu kurumlarının, bakanlıkların bütçe tahsisatı için kullanılıyor. Bütçeden önemli kalemlerden biri de faiz ödemeleridir. Faiz ödemeleri 2022 yılında, 2022 yılı Merkez İdare Bütçesi'nde 240 milyar lira olarak belirlendi. Dolayısıyla böyle bir faiz zaten biz bankalara içeride ve dışarıdaki borç aldığımız kurumlara ödüyoruz. Kur garantisi demek şartlı bir destektir. Her döviz yatırana mutlaka bir fark verilecek demek değil. Vade sonunda eğer kurda bir değişim olmadıysa sadece o dönemin nemasını alacak. Ama kurda herhangi bir şey yoksa, artış yoksa, daha doğrusu kur örneğin 10 liradan almış ama kur vade sonunda 11 lira olmuşsa, sadece o 1 liralık farkın dönemsel o günkü 3 aylık vadede %5 ise faiz ya da kar payı, onun %5'i olan 50 liraya alacak. 10 bin lira yatırdı. 5 aylık vadede normal, 3 aylık vadede normal getirisi onun 500 lira olacak. 10.550 de şeyden gelecek, yani kur farkından gelecek, 10.550 lira alacak. Dolayısıyla burada içerideki parasını mümkün mertebe devlette o dönemde o topladığı kaynakları bankalar, Merkez Bankamız, hazine sonuçta likit varlık olarak kullanmış olacak. Burada hazine garantisinin verilmesi belli şartlara bağlanmış. 3 aydan önce, vadeden önce bozdurduğunuzda hiçbir şekilde nemadan faydalanamayacaksınız ve aynı zamanda oradaki stopaj imkanınızı kalmayacak ve kur, o günkü kurdan bu vadeyi bozduğunuz günkü Merkez Bankası'nın ilan ettiği alış satış kurundaki düşük kurdan hesabınız yapılacak. Dolayısıyla yine
siz bir anlamda ana paranızda kaybetme tehlikeniz var. Vadeyi bozdurmamak için konulmuş katı bir kural ama başka türlü bu sistemi işletmeniz mümkün değil. Ben iddia edildiği gibi çok fazla bir şey beklemiyorum. Bütçe üzerinde buradan kaynaklanan bir tahribat beklemiyorum. Çünkü buradan gelen dövizler bir süre sonra döviz rezervlerini artıracağı için, döviz kurlarını da dengeye kavuşturacağı için, hatta kurlarda gerileme kalıcı hale geleceği için en azından kısa vadede bu etki hem faizler üzerinde, piyasadaki ortalama faizler üzerinde hem de manşet enflasyon üzerinde bunları aşağıya çekici, olumlu bir katkı sağlayacaktır. Bu açıdan hazine garantisinin olması bu tür enstrümanlarda son derece normaldir. İşte Covid-19 salgınında Amerikan Merkez Bankası başta olmak üzere dünyanın önde gelen merkez bankaları, bankaların şirketlerindeki tahvilleri nominal faiz üzerinden aldılar. Onlara vade bitimindeki getirilerini ödediler. Devletler böyle dönemde her ne kadar liberalizmin en büyük çelişkisi olarak ifade edilse de Keynes'i haklı çıkaran uygulamalar sadece bizde değil, liberalizmin beşiği Amerika'da, Avrupa'da da oldu, olacak. Çünkü sistemin tamamen too big to fail dedikleri, hani yani batırılamayacak kadar büyük kurumları ayakta tutmanız için bu garantileri vermeniz gerekiyor. Kur böyle kontrolsüz bir şekilde yukarıya çıkarsa, ki bunda hükümetin hatalarını, bugüne kadarki arka kapıdan döviz satışlarını, kaynağı belirsiz para girişleri ve Türkiye'nin sicilinin maalesef kara paraya doğru giden gri listeye Türkiye'nin alınması, OECD bünyesindeki uluslararası eylem gücü TFATF tarafından, bütün bunlar hükümetin sorumluluğundaki hatalardır. Ama ona rağmen bir yerde hükümet hata yaptı diye bundan sonra bir şeye karışmasın demek doğru olmaz. Hükümet de uçurumun kenarında bu kararı almak zorundaydı. Almasaydı Türkiye gerçekten 25, 30, 50 liralara doğru giden ve fırıncının bile ekmek satmayı durdurduğu, un kamyonunun, kamyonla getirilen unun yolda fiyatının değiştiği bir döneme girilmek üzereydi. Dolayısıyla hazinenin böyle bir dönemde ekonomi toparlanıp kurlar belli bir dengeye gelene kadar böyle bir garanti vermesi ve bunu da şarta bağlamasında herhangi bir, bu anlamda bir çelişki yok. Hazine bu yolla aslında halkın tasarruflarını, yastık altındaki birikimlerini, eğer o güveni verebilirse hükümet, ki bugüne kadar bu güveni veremedi. Çünkü insanlar akşamdan sabaha kararların nasıl olacağını bilmedikleri için, bu başta da ifade ettiğim gibi döviz endeksi mevduat düzenlemesi müzakere edilmeden kamuoyunun önüne emrivakile getirildi. Hatta birilerinin karardan haberdar olduğu ve hükümete yakın bu insanların 17-18 liraya çıktığında döviz sattığı iddiaları ayyuka çıkmışken, ne yazık ki bu güveni de sağlamak kolay olmayacak ama sonuçta tasarruf sahipleri de rasyonel değerlendirmek zorunda. Ortada böyle bir garanti var ama kurlarla ilgili belirsizlik varsa götürüp en azından ana parasını kurtarmak için böyle bir değerlendirme yapacaktır. Hiçbir şey yapamasa elindeki dövizini yastık altında tutmaya devam edecektir. Dolar, avro, altın ve borsa cephelerinde ne olur? Dolar ilk tepki açısından son derece sert düştü. 18.50, 18.48'e kadar çıkmıştı dolar TL paritesi. Biz bu kaydı yaptığımız esnada 11 liraya kadar geriledi ki gün içinde 10 lira seviyesine, 10.29 seviyesine kadar geriledi ki bu çok dramatik bir düşüş. Euro yine 13 liranın altına kadar indi. Nereden baksak ortalama şu 3 günün kararın alındıktan bu yana, daha uygulama çok yeni olmasına rağmen, döviz endeksi mevduat hesapları daha yeni yeni bankalar bile açmaya başladığı halde %30'a yakın kurda bir gerileme oldu. Bu Türk lirası adına önemlidir, ekonomi adına bir iyi haberdir. Yatırımcı açısından, üretici ve çiftçi açısından, asgari ücretli örneğin 4.253 lira olarak belirlenmiş, net 2022 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret 276-280 lira civarındaydı belirlendi. Kur öyle bir arttı ki bir anda 200 lira, 200 dolara doğru, 280 dolar civarından 220 dolara kadar gerilemiş ama şimdi tekrar 370 dolar seviyesine çıktı ki bu geçen yıl sene başındaki 2000
825 liralık asgari ücrete neredeyse o günkü asgari ücrete yakın bir alım gücü anlamına geliyor. Bu sene ilaveten gelir vergisi de artık kalktığı için aslında asgari ücreti geçen seneye göre dolar bazında alım gücünü artırmış olarak yeni yıla girecek. Tabii ki kur daha fazla yükselmezse dolarda artık hızlı rallinin olmayacağını söyleyebiliriz. Ama aşağıya doğru riskler devam ediyor. Satışların nerede duracağı, ne kadar satışların bu döviz hesaplar açıldıkça dem hesaplarına geçeceği, döviz tevdiat hesaplarından geçişler de olacaktır. 232 milyar dolarlık hesaplardan bir de TL olarak getirip dolara dönüp euroya sterline dönüştürüp döviz endeksi mevduata geçenler olacaktır. Bütün bunlar bir araya geldiğinde yastık altından altın ve dolar hesaplarından ne kadar geçecek bunu bilmiyoruz. Ama bir kere geçiş olmasa bile talebin durduğunu gördük. Herkes ne olacağını anlamaya çalışıyor. Dolarda artık düne kadar destek noktası dediğimiz 12.5-13.5 seviyeleri direnç noktasına doğru gidiyor. Aşağıda da destek noktası dediğimiz 10.29-10.9.90-9.80 seviyeleri daha şimdiden son özellikle perşembe günkü harekette çok net bir şekilde kendisini gösterdi. Dolar, euro, sterlin de maalesef yön hala aşağıya. Bu düşüşler nasıl değerlendirilebilir? Kârdaysanız örneğin 6 liradan, 7 liradan, 8 liradan dolar aldıysanız ve önünüzde bir gayrimenkul almak, ev için biriktirmek ya da çocuğunuzun eğitimi için biriktirmişseniz vesaire bunları realize edebilirsiniz. Çünkü belki vaktinde de yapılsa ki bana göre yapılmayacak, erken seçim olacak ama bunun tarihini sadece Erdoğan ve Bahçeli biliyor. Onlar örneğin Mart'ta ya da Haziran'da ya da gelecek yılın sonun Kasım'ında ya da 2023 Mart'ında bir seçim yapılacaksa hükümet, Cumhur İttifakı bu mevcut kurdaki geri gelmiş seviyeyi bir daha kaybetmek istemez, ipin ucunu kaçırmak istemez. Dolayısıyla kurda baskı devam edecektir. Bu arada düşüşler bu anlamda kar realizasyonu yapılması için değerlendirebilir ya da yukarıdan alanlar bir yerde keşke 14, 15, 16 lira seviyelerinde zararı kes talimatı verilseydi, yok yok bu kesin geri döner, daha da yukarı çıkar diye aslında piyasalar açısından özü itibariyle doğru ama her zaman gerçekleşmesi mümkün olmayan zor bir kuraldır, zor bir kabuldür ve maalesef gerçekleşmedi. Dolayısıyla dolar, euro, sterlin aşağıya giderken gram altında, ons tarafı da dünya fiyatı dediğimiz 31,10 gramlık külçe altın fiyatı da 1810 dolar civarını geçemediği için Fed de Ocak ayından itibaren her bir adımda faiz artışına bir adım daha yaklaşacağı için ve 2022'de en az 3 defa doların faizini arttıracağı için altının onsu fiyatı da belki 1750'nin de altına gidebilir veya yatay seyretse bile gramda kurdaki gerileme sebebiyle altın fiyatları belki 600 liranın altına da gerileyebilecek ama birilerinin dediği gibi ne 2000 lira seviyesine çıkacak ne de 300 lira seviyesine inecek. Bu aralıkları herkes kendi risk kapasitesine göre, vadesine göre yeniden tanımlamalı. Paranın bir kısmını sisteme güvenmiyorsa da bir kısmını döviz endeksi mevduata koyup 3 ay boyunca olup biteni ve oradan çıkan getiriyi verilen taahhütlerin tutulup tutulmadığını test edebilir. Memnun kalırsa tekrar daha fazla miktarda tutar da parayı buraya aktarabilir. Ama şöyle bir dönem olmayacak yani. Bugün doları alıyorsunuz 12'den. Gün sonunda 13-14 liraya çıkıyor ve paranızı alıp çıkıyorsunuz. Bu dönem bitti. Devlet buna net bir şekilde kurdaki oynaklığa müdahale etti. Müdahalenin de ilk şekli, ilk piyasa tepkisi müdahalenin başarılı olduğunu ve hissiyatın, psikolojinin tamamen dolarda yükseliş durduğu noktasına geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla dolar, euro, sterlin de yön en azından bir süre daha aşağıda olacak ki benim tahminime göre belki tek haneli rakamda bile yılı bitirebilirler. Milli gelir hesabı dolar bazında düşük çıkmasın diye G20'den Türkiye'nin düşmemesi için G20 liginden ama bu ne kadar aşağıya doğru suni bir şekilde indirilirse Türkiye için önümüzdeki günlerde yeni kur şoklarını beraberinde getirecek tehlikeli bir iniş olur. Suni sert inişler de tehlikelidir. Suni sert çıkışlar da son örnekte yaşadığımız kur şokunda olduğu gibi tehlikelidir.
Asıl olan aslında kurun belli bir denge noktasında ve onun etrafında tur atmasıdır. Herkesin hesabını evet dolar şimdi 10 örneğin 11,5 lira bu olsa olsa 12 olur 13 olur şeklinde bir önünü görebilmeli yatırımcı ya da vatandaş tasarruf sahipleri. Bu saatten sonra bu kuru mevcut denge noktasında tutabilecek ki bana göre artık tek haneli kur seviyesi Türkiye için gerçekçi değildir. Türkiye'nin riskleri, CDS primi ve diğer parametreler ve enflasyon açısından baktığımızda bu kaçınılmaz bir şekilde çift haneye gelecekti. Gereksiz şekilde akıntıya karşı kürek çekmek, sentetik adımlar atmak sonuçta günün sonunda kasadaki parayı değiştirmiyor. Ama özü itibariyle devletin ben bu garantiyi veriyorum dövizinizi döviz yerine gelin TL'de değerlendirin ama ben o kurda bir fark olursa onu da size vereceğim demesi özü itibariyle çok asimetrik ve ezber bozan bir yaklaşım, bir buluş olmuştur. İlk başta burun kıvıran pek çok kişinin önümüzdeki günlerde uygulamanın başarılı olduğuna dair bir hakkın teslimi sadedinde değerlendirmeler olacaktır. Ama tabii ki bu sistemin de kendi içinde riskleri var. Yarın bu paket patlayabilir, kur tekrar kontrolden çıkabilir. Her zaman, her konuda olduğu gibi. Dolayısıyla herkes kendi yatırım kararlarını verirken kendi risk kapasitesi, vadesi, imkanları ve ortaya çıkan yeni durumu değerlendirerek yatırımlarını tespit etmeli ve ona göre doları alacaksa doları daha düşük seviyeden, deme geçecekse kurlar biraz daha aşağı inince döviz hesaplarına dem hesabı açması lazım. Yani açması fayda var ki yarın kurdaki artış olursa daha fazla orada kur garantisi, kur fark garantisinden daha fazla faydalanabilsin.